onların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz mırmırlar ve siz samanyolu, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu akşam püsküllü bir bölümle karşınızdayız. Bu kıyafetim Abdullah Beyciğim size kimi hatırlattı? Biz Asuman Kurase'yi tanıyoruz. Sanatçı olarak. Siz ne kadar tatlı bir insansınız. Abdullah Beyciğim hoş geldiniz. Ben de şey diyeyim dedim. Buradan rahmetli Erol Büyükburç'u anmayalım mı? Evet. Değil mi? Böyle bu kıyafetler gelince hep Erol Büyükburç geliyor aklıma. Gördüğünüz evet. gibi Nilüfer dört yapraklı yonca demişken dört yapraklı yoncalara da selam olsun. Akile, Akile. 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 Akile ve Abdullah Beyciğim. Aldığım bir son habere göre maşallah maşallah 43 yıldır evli misiniz? Evet. Maşallah efendim. Peki böyle nasıl diyelim mutlu ve uzun bir evliliğin sırrı nedir Abdullah Beyciğim? Ya çok fazla söyleyecek bir şey yok. Karşılıklı sevgi, saygı, anlayış, güven. Sevgi. En önemlisi sevgi. Sevgi, saygı, güven, anlayış değil mi? Çok önemli. Anlayış, evet. Akile Hanımcığım, eşinizin en sevdiği huyu nedir? Çok zarif. Çok zarif. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Hakikaten. Peki Gonca neyiniz öyle oluyor? Gonca benim manevi kızım. Peki Ay Sude Nur neyiniz oluyor? Sude Nur da komşu gelinim. Komşunun gelini. Komşum gelini. Yani biz... Eşi Mehmet benim komşumdu, bekardı. Daha sonra Sude hayatına girdi ve evlendiler. Dolayısıyla komşu oğlum varken bir de komşu gelinim oldu. Ay bunu da ilk defa duydum. Çok güzelmiş. Efendim zaten biliyorsunuz haftalarca eltim, kaynım, kayınçom bunların içinden çıkamamıştık. Yeni bir kelime daha öğrenmiş oldum. Komşum, komşu gelinim. Evet. Çok güzel. Mırmırlar kim? Mırmırlar biziz. Çünkü mırmır bizim kedimiz. Ailemizin ortak kedisi. Nasıl yani mesela bir kedi mırmıra bakar mısınız diye anahtar mı bırakıyorsunuz birbirinize? Öyle de oluyordu. Esas mırmırın babası Mehmet. Evet. Ha Mehmet. Evet. Mırmırın babası Mehmet'i buldum. Mehmet. Büyük babası. Sokaktan buldun? Evet sokaktan aldım. Ya ne güzel sahiplendiniz. Evet aynen. Ya Akile abla ne tatlı ya. Büyük babası da Abdullah Bey'di. Mırmırlar iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Samanyolu ekibi, siz neden Samanyolu? Hepimiz birer yıldız gibiyiz. Parlıyoruz. Sönmeyen bir yıldız. Parlıyoruz. Ya Selçuk da en çok parlatmaya çalışıyor kendini o. Hepimiz bir yıldızız. Ne kadar mütevazı değil mi? Siz de fıstık yeşili giymiş, fıstık gibi olmuşsunuz Asuman Hanım. Bana bunlarla gel. Çok teşekkür ederim. Şimdi rakipleriniz şöyle, akşam buraya şimdi girmeden önce ufak benim... Lokum satışıma şahit oldu Abdullah Beyciğim. Onu biraz sonra yine konuşuruz. Ben burada biliyorsunuz biraz da esnaflık yapmaya çalışıyorum. Aldığım sağdan soldan öteberiyi burada ekip arkadaşlarıma okutmaya çalışıyorum. o yüzden fıstık yeşili. Fıstığım yoktu bugün ama lokumum vardı. Efendim siz de iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ne duruyoruz? Gülük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Sürpriz bir cevabımız var. Tam 1 lira değerinde. Wow. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Wow. O zaman efendim daha fazla bekletmek istemem sizi. Abdullah Bey ve Selçuk geliyor. Abdullah Beyciğim ne işle meşguldünüz? Hala meşgulüm. Müsünü, evet. Devam ediyorum. Evet, bu genelde böyle oluyor. Ne işle meşgulsünüz diye sorsam bu defa bana emekliyim diye bir cevap geliyor. O yüzden direkt öyle sorayım dedim. Girmiyorum artık evet. O topa. Hala meşgulsünüz o işle. Metalurji mühendisiyim. Demir çelik sektöründe çalışıyorum. Daha önce resmi bir kuruluşta çalışmıştım. Şimdi de özel bir sektörde çalışmaya devam ediyoruz. Sağlığımız el verdiği ölçüde.
Maşallah. Devam. Harika. Peki buraya nasıl geldiniz? Aylar yarışıyor, gelmeyi nasıl karar verdiniz? Vallahi biz aslında uzun zamandır düşünüyorduk da ekip olarak hangi ekiple katılalım diye şey yapıyorduk. Bizim manevi kızımız Sude bir kere beraber otururken, beşimiz bir arada otururken, hadi başvuralım mı dedi ve hemen yarım saat içinde halletti başvuruyu. Ve çok çabuk da çağrıldık zaten. Eksik harika olmasınlar. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür. Sude, Nur. Seni tanıyalım Selçuk. Ne işle meşgulsün? Ben kamu görevlisiyim. Kamu görevlisi. Hı-hı. Biz de arkadaşımla... İstanbul'dan mı geldiniz? Evet evet, İstanbul. Biz de arkadaşımla evde oturup sizin kaçırdığımız bölümünüzü izliyorduk. Ben dedim başvuracağım. Nasıl kaçırdığınız derken? Yani bir gün izleyemedik, kaçırdık. Onda da YouTube'dan hemen açtık izlemek için. Ay ne tatlı. Dizi gibiyiz. Anladın mı? Kaçırdığım bölümü hemen yine izliyorsunuz. Bağımlılık yapıyorsunuz. İş yerinde de sizi izliyoruz bazen. Deme. Evet. İş yerindekiler patron duymasın. Yok, akşam iş saatinden sonra. He, akşam. Sizde mesai nedir ya? Esnek mesai mi var sizde? Anladım. Esnek çalışma saati. Bazen çıkmıyoruz. Orada duruyoruz sizi izlemek için. Hatta iş yerinden arkadaşım da var. Gerçekten. Birlikte oturup. Aa, çok iyi. Şeyi daha da merak ettim. Bir kamu kuruluşundasın. Kamu. Hani ne yapıyorsun tam olarak? Bir lojistik sorumluluğu yapıyoruz. Ha, anladım. Evet. Okey, güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Aa, çok güzel soru denk geldi size. Asuman Krause'nin yan komşusu olsanız ondan ne istemeye çekiniyorsunuz? Bakalım ne gelecek Abdullah abi? Ya sizin gibi bir komşum olduktan sonra hiçbir şeye çekinmem. Hiçbir şey. Ha öyle mi? Hiçbir şey. Siz çok samimi, candan, doğal bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Abdullah Beyciğim, beni öyle yanlış tanımışsınız ki. Şaka tabii, yok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gözlerim doldu. Hiçbir şey istemem. Yok, hiçbir şeyden çekinmem hiçbir aslında değil mi? Hiçbir şeyden çekinmem. Her şeyi isterim yani. Her şey. Hiç sıkıntı yok, çekinmem. Her şey. Var mı? Bakalım, kaçırdığım bölümleri tekrar, kaçırdığı bölümleri izleyen bir Selçuk var. Bakalım beni iyi tanıyabilmiş mi? Asuman Krause'nin yan komşusu olsaydınız, ondan ne istemeye çekinirdiniz? Borç para istemeye çekinirdim. Sen beni var ya çok iyi tanımışsın. Evet. Vermem. Vermem. Bakalım borç para var mı? Ya. Demiş çünkü neymiş? Bence 100 kişi Abdullah Bey gibi düşündü. Evet, çok yani öyle düşündüm. Yani bir şey çekinmem. Sence başka bir daha olsa ne derdiniz? Akşam yemeği olabilir. Akşam yemeği. Yani biraz şey olur. Nerede Abdullah abi? Ben de akşam yemeği olacak da ben komşuda kurtarmaya çalışıyorum. Bakalım neymiş? Ya doğru. Size bir şey yok, anneme bile vermem. Öyle söyleyeyim. Anneme bile vermem. Daha önce çektiğim programlarda da bende öyle bir şey var. Ay ne olur aslında mesela daha önce Arjantin'de. Orada ne oldu? İzle gör. Söylemem. Soruları da vermem. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Görüşürüz Abdullah. Aa ne güzel. Bugün bak Nurlu ne kadar. Sude Nur, Rüya Nur. Ne güzel denk gelmiş. Ve sırada Rüya Nur ile Akile var. Akile merhaba. Hanımcığım, siz ne işle meşgulsünüz? Efendim ben naçizane işletme emeklisiyim. İşletme emeklisi. Çok güzel. Siz az önce rakibinize böyle bir falan mı yaptınız? Bir gözünü mü korkuttunuz? Şey yaptınız gibi geldi. Yok, çok ciddi bir selamlar. Selam. Ha öyle mi? Selam çıkıyor. Sanki böyle geldim sakın basma gibi. Çok güzel. Rüya Nur sen ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Adalet okuyorum Beykent Üniversitesi'nde. Çok güzel, harika. 10 puanlık sorunuz geliyor. 1990'lara ışınlansanız hangi pop şarkıcımızın yerinde olmak isterdiniz? Rüya Nur. Gülşen. Gülşen neden?
Yani güzel ses olarak 90'larda da çok ses çıkardığını düşünüyorum. Şimdi ben 90 doğumlu olmadığım için ama 90'larda çok ses çıkar. Pijamalı yani kız vardı. 90'lar mıydı? 2000'ler miydi yoksa? Şimdi kestiremiyorum ama umarım vardır. Gülşen dedin değil mi? Evet. Gülşen var mıdır? Heyecan yaratan Akile ile baş başayız. 1990'lar. 1990'lara ışınlansanız hangi pop şarkıcımızın yerinde olmak isterdiniz? Bilemedim şu an. 90'lara git. 5 4 3 2 1 Tarkan diyeydin. Bilmiyorum yani cevabı. Ebru Gündeş vesaire belki. Pop. Daha mı eskiler? Ha pop. Pardon. Burak Kut vardı. Evet. Tarkan. Şey vardı bak Akil abla. Şunu hatırladı mı? Evet. Tayfun. Bakalım kimmiş? Tarkan. Aklıma geldi aslında. Dedim ki Gülşen diyeyim. Tarkan size 10 puan kaybettirdi. Görüşmek üzere. Bende kaldı puanlar. Gonca ve Sercan geliyor. Sercan. Buyurun. Ne işle meşgulsün? Ben grafik tasarım sorumlusuyum bir şirkette. Siz aynı iş yerindesiniz değil mi? Yok. Ha değilsiniz. Değilim. Ben bir kolejde çalışıyorum. Çok güzel. Heyecanlandın mı sen biraz? Birazcık. Fark ettim. Buraya gelince değil mi? Böyle kasları kontrol edemedi. Çok güzel. Heyecan güzeldir. Dinç tutar. Gonca. Seni tanıyalım. Merhabalar. Ben... Sen... Ha, manevi kızı, komşu değil. Evet. Ben kadınları güzelleştiren, evet. Güzellik sektöründe görev yapıyorum. Eğitim uzmanıyım. Eğitim uzmanı? Evet. Ha, çok köklü güzel. Bir firmada, kozmetik firmasında eğitmenlik yapıyorum. Güzel, evet. Harika. Mırmır'ın da teyzesi. Evet, bu şekilde. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. 100 kadına sorduk, en popüler cevabı arıyoruz. Eşinizde veya sevgilinizde asla değişmeyecek bir şey söyleyin. Gonca. 3. Huyu. Aa evli misin? Evliyim. Ha, eşin adı ne? Ömer. Ömer. Kaç yıldır evlisiniz? 1,5. Ana daha çok yeni. Evet, yeni. Hadi hemen bilir kişilere dönmek isterim. 43 yıldır mutlu mesut. Harika bir evliliği olan Akile abla ve Abdullah Bey, size dönüyorum. Huy değişir mi? Hayır. Değişmez. Anlayışla yumuşatıyorsunuz. Anlayışla yumuşatıyorsunuz. Goncacığım, aldım mesajı. Deneyeceğim. Huyu var mıdır? Huylu huyundan vazgeçmez. 10 puan senindir. Görüşürüz Sercan. Aydan ve Sude Nur geliyor. Ay, direkt soruya geçiyordum. Aydan'cığım, hoşuma gitti soru. Sen ne işle meşgulsün? Teknoloji destek uzmanıyım. Oo, yani? Yani müşterilerimizin teknolojik anlamdaki aslında web üzerinde yaşadığı sorunlarla ilgili arka plandaki işlemlere bakıyoruz. Sunucular, servisler. Okey, çok güzel. Sude Nur. Ben bankacıyım ama şu an çalışmıyorum. Yeni evliyiz biz de. Sen çalışma iznin var mı? Sen çok küçüksün. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Aa, evet. Ne kadardır evlisiniz? 4,5. 4,5 yıl. Ay. Ay. Ay mı? Ay ne güzel. Allah mutlu etsin. Teşekkür ederim. Tabii canım, daha taze. Şey ne var? Ne tak şeyler? Takılar makılar ne yaptınız? Yastık aldım. Güzel şey. Aa, iyi yaptın. İyi. Oh, sakla onları. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Bu hepimizin başına gelmiştir bu arada. Annenizin size beni ararsa evde yokum dediği birini söyleyin. Sude Nur. Yengem. Aynı cevabı söyleyecek mi? Yemin ederim. Aynısını söyleyecek. Bravo Sude Nur. Benim için de. Kesindir o herkes. Ben yokum yokum. Yenge var yokum. Yok. Bir de böyle yapalım. Hemen bakkala gidesim geliyor. Hiç başına geldi mi? Çok.
Kaç tane yenge var? İki. İki. Bu hangisi? İkisi. Buradan bütün yengelerime selam yolluyorum. Sevgiler, selamlar. Ve ben bu bir şey değil yani. 100 kişi olarak düşünüyoruz biz. Bizim için... Yok, gayet bizim için geçerli değil mi Sude'nin? Kesinlikle. Şey, abiden mi? Mesela yoksa dayının işi nasıl yenge? Amcadan. Amcanın. İki amcanın. Aynen. Onların işleri. Ne yapıyorsun mesela? Ararsa ben evde yokum. Dışarıda diyorum. Geçiştiriyorum bir şekilde. Sude Nur yenge dedi. Bakalım kesinlikle. Yenge var mı? Bütün yengelere selam olsun. Evet. Ben herkes şimdi yengesini saysın, tamam mı? Buradan Türkan yengem, Serpil yengem, Gülşen yengem, bir sürü yenge var bende ya. Sende iki. İki tane, evet. Sizin işiniz çok zor. Bende çok yenge var. Şimdi onlar düşünsün. 10 puan senindir. Görüşürüz. Ay çok iyi ya. Siz ayıp gelin ya. Çok güzel kızımlar. Hoş geldin. Mehmet. Aa, iki tarafta da Mehmet. Karşılıklı Mehmetler kapışıyor. Hala yenge değil. Mehmet sen ne yapıyorsun? Ben elektrik mühendisiyim. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun Mehmet? Çocukla beraber kapıda çalışıyoruz. Beraber çalışıyorsunuz. Aileler yarışıyor, kaçırdığınız bölümleri de... Gizli gizli izliyoruz ben seni. Bizim bu aileler yarışıyor, ifşa oldu ya. Çünkü herkes burada sırrını patlatıyor. Bir de demin ya yazık Selçuk da böyle bir... Yok, akşam, yani çıkışta, çıkarken, serviste falan böyle bir şeyler yumuşatmaya çalıştı. Adam da geldi, ya gizli gizli izliyoruz. Çok iyi, 10 puanlık sorumuz geliyor. Bir halı saha maçında birlikte kol kola baraj kurmak isteyeceğiniz bir ünlümüz. Ünsüz. Mehmet. Ünsüz mü? Ünsüz. Ünlümüz. 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 Fatih Terim derim. Sen Adanalı mısın? Yok, Galatasaraylıyım. Adanalı yok, Galatasaraylıyım. Çok iyi. Fatih Terim var mıdır? Mehmet iyi. Bir halı saha maçında birlikte kol kola baraj kurmak isteyeceğiniz bir ünlümüzü söyleyin. Mahmut Tuncer. Halay mı çekecek? Neden? Bir şey aklıma gelmedi. Kol kola gireyim dedim. Baraj kurarken halay falan mı çekeceksin? Evet. Karşıki dağlardız ben sana demedim mi? Çok güzel. Mahmut Tuncer var mıdır? Kimdir? Başka şimdi olsa bir daha ne derdin? Icardi derdim. Kim? Icardi. Icardi kim? Oyuncu. Ben tanımıyorsam ünlü değilmiş. Galatasaray'da mı? Evet. He, tamam. Ben de Hacı ile. Olabilir. Tabii ki. Niye oldu Hacı? Roberto Carlos? Yok. Niye? Bernard Bahçeli. Abi bütün Galatasaraylıları topluyor. Bakalım kimmiş? Evet, mantıklı. Sürekli halı saha maçı falan evet. Yapıyor ondan herhalde. Görüşürüz, 10 puan bende kaldı. Bu akşam ailelerin şurada açılışı şöyle yapmış bulunmaktayız. Samanyolu ekibi 0 puanla başlarken Mırmırlar 20 puanla başladı. Bakalım ilk etapımızda bu akşam neler olacak? Abdullah abi ve Selçuk geliyor. Biliyordum, siz ne kadar zarifsiniz karı koca. Fıstık yeşiline çok yakışacağını düşündük. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kıyafetime ne kadar da güzel yakıştı. Çok gerçekten. Naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Alper, biz teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Alper amcim, bunları bir güzel bir yerde muhafaza et. İkinci el okutacağım bunları. Bence satın. Çok, yok yok, şaka yapıyorum. Çok çok güzel gerçekten. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Raf bulunan bir yer. Abdullah abi. Kütüphane. Kütüphane var mıdır? Kitaplık. En popüler 2'yi bulursam sizinle başlarız Selçuk.
Mutfak. Mutfak daha popüler midir? Ya hiç yokmuş. Mutfakta rafın... Vardır. Mutfakta raf. Vardır da en popüler altıda çıkmadı. Buyursunlar Abdullah Bey. Görüşürüz Selçuk. Sizinle başlıyoruz. Akile Hanımcığım sizdeyim. Raf bulunan bir yer söyleyin. Market. Market rafı direkt değil mi? Kulağa güzel geldi. Market var mıdır? Market, bakkal, kitaplık, gonca. Dolap rafı. Dolap. Raf bulunan bir yer dolap. Bak o olurdu Selçuk. Dolap dolap. Bravo. Dolap. Dolap, buzdolabı. Sude ben Nur. Ben de buzdolabı diyecektim. Ama çıktı. Evet. Dolap, buzdolabı. Ayakkabılık diyorum ben. Ayakkabılık çok güzel bir cevap. Hiç çarpınız yok. Ayakkabılık da açılır diye düşünüyorum. Bakalım düşüncelerim doğru mu çıktı? Ayakkabılık, onu da aldık. Efendim Sude Nur hemen burada, ben biliyorsun genel olarak böyle yeni evlilere de böyle bir serviste bulunuyorum, bir hizmet. Evin eksiği gediği ne varsa buradan söyle, eşe dosta seslen. Buna böyle. Değil mi? Eskiden de öyleydi. Yuva böyle kurulur yani. Şu yani çekinme, buradan eksiğini gediğini söyle. Oradan şeyler, akraba, yengenler. Evet kesinlikle. Yengeler. Yengelerden bir şey bekleme artık. Mehmet iyi, sen deyim. Raf bulunan bir yer. Mağaza. Çok güzel. Mağaza var mı? Aa. Belki çok... Yok mağaza ama bilemedim. Çok mu genel diye düşündüm ama mağazada... Mağazada da raf var. Abdullah Bey sizdeyim. Raf bulunan bir yer. 4 3 2 1 İkinci çarpı geldi. Kümmelenin Samanyolu. Akile ablacığım sen de var. Raf bulunan bir yer. Dolap, buzdolabı. Açılan cevapları bir tekrar geçelim. Market, bakkal, kitaplık ve ayakkabılık. Raf bulunan bir yer. Var mı? Kiler geliyor aklıma. Kiler. Kiler güzel, 100 kişinin aklına gelmiş midir? Onu şimdi öğreneceğiz. Gelmemiş. Kiler. Geldim. Mehmet, sendeyim. Gardırop diye düşünüyoruz. Gardırop. Evet. Aydan. Gardırop diyoruz. Serçin. Gardırop. Rüyanur. Ben de gardırop diyorum. Selçuk acaba ne diyecek? Ben portmanto demiştim ama arkadaşların çoğunluğuna uyuyacağım. Gardırop diyoruz. Gardırop dedin gitti. Sen içinden mi portmanto dedin yoksa? Yok arkadaşlara da söyledim de onlardan dördünden de aynı cevabı alınca dedim çoğunluğa uyuyayım beni dövmesinler. Bakalım gardırop var. Gardırop niye aklımıza gelmedi? Geldi. Dolap çıktı ya belki. Ne zaman? Geç geldi. Dolap. Dolap çıkınca o... Ha oradan giy şey oldun. Acaba şey... Beşte ne var? Portmanto. Bakalım en popüler beşte ne var? Aaa! Raf. Evet. Hakikaten de ya. İkinci etapımızla devam ediyoruz. Akile Hanım ve Rüya Nur geliyor. Hayal gücü sizde. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Asuman Krause hangi süper kahraman filminde kahramanın sevgilisini oynamalı? Rüyanur.
Süper mi? Yani. Neden? Öyle hissettim bir enerji. Öyle hissetmedin. Çünkü Süperman ve Asuman'ı birleştirdin. Süperman, Asuman. Bakalım Süperman mi? Gençler harika. Gençler harika diyor. Ne tatlısınız. Sercan sen deyim. Asuman Krause, yani ben hangi süper kahraman filminde kahramanın sevgilisini oynamalı? Thor. Neden? Güçlü kuvveti sizi korusun. Thor'un vücudu kuvvetli olduğu için Thor var mıdır? Helal. Sercan'dan Aydan'a geçtik. Spider-Man diyeceğim ben. Niye? Bilmiyorum, hep aklıma o geldi. Önce katılmıyor. Sevgisi. Ama çok güzel bir sahnesi var böyle. Nasıl? İniyor, ters dönüp iniyor ya böyle sevgilisinin yanına. Bu Aydan'da neler var ya? Ama öyle hani baş aşağı iniyor ya sürekli. Aa evet. Buradan sadece görüyor kız. Ben dedi Spider-Man'le düşünsene benim sevgilim. Spider-Man var mıdır? Superman, Spider-Man, Thor. Bakalım Mehmet. Batman. Yağmurlu. Hakikaten hepsi de man değil mi? Superman, Spider-Man. Ya. Batman. Neden Batman'in sevgilisi? O da bir kahraman. O da adaleti savunan, koruyan, kollayan bir karakter. Kahraman. Evet. Ben niye onun sevgilisini oynamalıyım? Yakışırsınız. Batman var mıdır? Superman, Batman, Spider-Man, Thor açıldı. Hiç çarpınız yok. Selçuk. Başından beri aklımda Batman vardı. Sağ olsun. Asuman Krause bir süper kahraman filminde oynasa hangi kahramanın sevgilisini oynamalı? Demir Adam. Iron Man. Evet, Eğirmen. Ha, o güzel, onu sevdim. Demir Adam. Neden? Merak ettim yani, siz niye ölüçünüz? Yani size yakıştırdım o güçlü karakteri. Yalnız hepsi de bana şey... Onun hakkından siz gelirsiniz Asuman Hanım. Onun hakkından siz gelirsiniz. Bravo, ne güzel dedi. Iron Man var mıdır? Demir Adam. Iron Man'de açıldıktan sonra hiç çarpınız yok Samanyolu ekibi. Rüya Nur sendeyim, bir tane açılmamış cevap var. Onu açtırsam etap kılçıksız sizindir. Hiç emin değilim aslında. Ama Aquaman demek istiyorum ben. Suadan. Evet. Ay bence, Aquaman. Bence oturur. Olabilir evet. Şimdi neden sormak isterim Rüya Nur? Deniz kızı. Aha. Güzel. Yani yakışırdınız bence. Bakalım Aquaman, Aquaman var mı? Aquaman açılırsa Samanyolu ekibi bu etabı kılçıksız alır. Hangi kız o biliyor musunuz? Bunun karısı, bak hep magazindeyiz. Çünkü ya genelde biz belgesel izliyoruz tabii ki, o ayrı tabii de, ama magazini de seviyoruz yani. Şeyi hatırlar mısınız? Şey Bill Cosby neydi o, ne ailesiydi Bill Cosby? Cosby ailesi. Cosby ailesinde rastalı saçlı kız, büyük kız. Büyüğün bir küçüğüydü galiba, en güzel olan işte. O kız Çerkez. Evet. Bu gereksiz bilgiyi de bir sonraki etapımızla devam ediyoruz. Ama onun öncesine hemen bir puanları hatırlatayım. Mırmır ekibi 20 puandayken Samanyolu ekibi 189 puan önde. 150 puanım var Abdullah Beyciğim, biliyorsunuz. Bir an önce size dağıtmak istiyorum. Ayşe çok sesli düşündüm gibi oldu ama. Abdullah Bey ve Selçuk geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorum
görsel bir sorudur. Bunun altında sorum. Birinizden biri daha önce görür de hak geçer diye onu istemem. Gözlerinizi kaparsanız çok güzel olur. 100 kişiye gittim, bir şey gösterdim. İlk akıllarına gelen cevap sizce ne olmuştur? Açın. Ha, Abdullah Beyciğim. Çok güzel. Bu ne bu arada Abdullah Beyciğim? Fır döndü. Fır döndü. Aa. Fır döndü mü deniyor buna? Yani evet. O zamanlarda. O zamanlar eski derken Selçuk. O zamanlar biber var mı biber? Peki 100 kişi bunu bu fır döndüğü görünce ne demiştir? Bahçe. Bahçe mi demişlerdir? Selçuk, bu nedir? Rüzgar gülü. Rüzgar gülü. Hem de Atlas'ın rüzgar gülü. 100 kişi rüzgar gülünü gördüğüne ne demiştir? Rüzgar demiştir. Rüzgar demiştir. Rüzgar demişler midir? Rüzgar. 10 puan senindir Selçuk. Görüşürüz Abdullah Beyciğim. Bu Atlas'ın bana hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sen yakışır mi? Benim saksıya koyacağım bunu. Rüya Nur ve Akile Hanım geliyor. Sende bu. İnşallah. 20 puanlık sorunuz geliyor. Balık görebileceğiniz bir yer. Abla ya yine o bastı. Sen neyim Rüya Nur? Deniz. Deniz var mı? O neydi? Hapşurdunuz mu? Ne oldu? Abo mu dedin? Ya Selçuk ne tatlı. Efendim az önce duyduğunuz ses, korkmayın, televizyonunuzda falan arıza yok. Hiç problem yok. Selçuk'tan çıktı o ses. Çünkü Selçuk kapatmaya çalıştı. Galiba öyle bir şey yaptın değil mi? Akile sana geldi sıra işte, tamam. Balık görebileceğin bir yer söyle. Akvaryum. He ya, denizmiş. Akvaryum var mı? Aaa! Denizde balık yok. Akvaryumda yok. Bu balık nerede? Ama şöyle denizde şöyle yani her zaman görmezsin yani. Dalıyorsan görürsün. Bakalım nerede görülürmüş balık? Ah balıkçı da gitti de gitti. 20 puan gitti. Görüşürüz Akil Hanımcığım. Gonca ve Sercan geliyor. ...30 puanlık sorunuz geliyor. Rasim Öztekin dizilerinden birini söyleyin. Gonca. 80'ler. Rahmetli Nur içinde yatsın. 80'ler var mıdır? 30 puan senindir. Görüşürüz. 80'ler. Birol Güven'e de selam olsun. Aydan ve Sude Nur geliyor. Yengelerin adı ne? Derya. Derya. Meryem. Derya, Meryem. Buradan evet, çok öpüyoruz. Evet, çok selam gönderiyorum. Selam yolluyoruz. Evet. Çok güzel. Bu 40 puanı kazanırsam sizin için kazanacağım falan. Kesinlikle. Öpüyorum. Şu an pür dikkat onları düşünüyorum. 40 puanlık sorunuz geliyor. Sonu nomi ile biten bir kelime söyle. Sude Nur. Ekonomi. Ekonomi var mıdır? Bu 40 puan bütün yengelere gitsin. Evet. Görüşürüz senedir 40 puan. Görüşürüz Aydan. Mehmet. Mehmet Giller geliyor. Hemen bakıyorum. Mırmırlar 90 puandasınız. Samanyolu 190. Mehmet. Ben de. 50 puan. 50 puanlık sorunuz geliyor. Peş peşe gelen bir şey söyleyin. Ay yine yapmadım Mehmet. Aklıma geldi. Tren. Tren. Tren gelir, hoş gelir. Tren var mı?
Mehmet, şimdi Allah'tan peş peşe gelmiyor vagonları trenler. Vagonları hesapladın mı ondan dolayı? Vagonları hesapladın. Tren var ya peş vagonları peşe. Hesapladın, peş peşe tren yaptı. Gelmedi. Biliyorum, vagon geldi aklına, tren çıktı ağzından. Al sana fırsat Mehmet iyi. 50 puanlık kazanma fırsatı. Peş peşe gelen bir şey söyleyin. Sayı. Sayı. ...50 puan sizindir, bravo. 150 puanım vardı. Efendim, bunun 10 puanı Samanyolu'na giderken... ...inanmazsınız ama 120'si mırmırlara gitti. Böylelikle mırmırların da keyfi yerine geldi. 140 puana ulaştılar. Samanyolu 199 puanla hala önde ama... ...Akila Hanım çok sevindi, çok mutlu oldu. Çünkü insanın da sonradan geliyor aklına değil mi? Burada heyecandan... Hakikaten öyle oluyor. Efendim Sercan ve Gonca ile hayatımıza devam ediyoruz. Tren gelir, hoş gelir. Ben yanlış söylüyorum muhtemelen. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir spor dalı olsaydınız hangisi olurdunuz? Gonca? Futbol olurdum. Neden futbol olurdun? Çünkü çok izleyeni var. Yani popüler olduğu için. Çok iyi ya. Çok güzel. Çok fanı var. Çok popüler. Evet. Çok izleniyor. Sen ne iş yapıyordun? Ben eğitimciyim. Eğitim uzmanıyım. Eğitim uzmanı. Evet. Yani ama biyoloğum normalde. Ama böyle popüler bir iş yapmak ister miydin? Yani aslında eğitim de biraz hani insanlara çıkıp hitap ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ha sen böyle bayağı sahne işlerini seviyorsun aslında. Güzel. Bakalım futbol var mı? Hakikaten de yani evet varmış. Çok izleyeni var. Görüşürüz. Görüşürüz. Gonca sen hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray. Galatasaraylara selam olsun. Sude Nur, bir spor dalı olsaydın ne olurdun? Ben basketbol diyeceğim. Futboldan sonra en popüleri odur diye düşünüyorum. Basketbol var mı? Ya ne tatlı. Ben şu an burası, fark ettim. Hayır şey Rüya Nur'a diyordum ya 10 bin liranın peşinde. Akile abla da 1 liranın peşindeymiş. Şey anlamadı Sude Nur 1 lirayı kazandığını. Akile bir öpüyor. Kazandın kız. 1 lira senindir Sude Nur. Yengenlere de güzel bir çiçek yaptırırsın. Tabii. İlk önce Mehmet iyi sendeyim. Bir spor dalı olsaydın hangisi olurdun? Handball. Handball? Neden? Yani ben olmak istediğim için değil de cevap çıkar diye söyledim. Ne olacağım ya handball? 100 kişiye sorduk sence handball çıkar mı en popüler 6 cevap arasında? Çıkar. Öyle mi? Evet. Handball popüler. Popülerdir. Kadınların sevdiği bir. Handball var mıdır? Yıllarımı verdim Mehmetciğim bu işe. Abdullah Beyciğim sizdeyim. Deniz. Tenis. Evet. Sever misiniz tenis? İzlemeyi çok severim. Tenis var mıdır görelim? Futbol, basketbol ve tenis. Bir tane çarpınız var, onu da handball'dan almıştınız. Handball popüler, evet ama en popüler altıda değil. Akile Hanımcığım sizdeyim. Yüzme. Evet ya, hadi bir tanesini, artık bir tane açtır diyecektim. Yüzme de olsun yani. Zaten o akvaryumda görünmeyen balıklara ben öyle bir küstüm ki. Yüzme. Siz yüzmeyi seversiniz gibi geldi. Evet. Değil mi? Çok da faydalı yahu. Bakalım yüzme var mı? Futbol, basketbol, tenis, yüzme. Bir tane çarpı var. İki tane açılmamış cevap. Gonca. Doğru cevabı açtırırsa evet. Sude Nur sana geliriz. Evet. Senden de bir spor dalı isterim. Gonca sendeyim. Yine popüler olduğunu düşünüyorum. Güzel. Yani o yüzden olmak isterdim. Ama yani futbolun mantığını hiçbir zaman anlamıyorum. Hani istiyorum dedim ama yani bir topun peşinde koşturan adamlar benim için. O yani. Ama yine de
popüler olduğunu düşündüğüm bir topun peşinde koşan adamla. Şey söyleyeyim, o topun peşine koşturan adamla ne kadar özellikle keşke benim de öyle bir topun peşinde koşsa. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen o zaman şeyden de çıkamadın işin içine. Offside falan ne onu. Hiç yok bende. Sen zaten topun peşinde niye koştuklarını anlamıyorsun. Şu an ondan. En baş oradasın zaten. Oradayım şu an. Ama Galatasaray'ı tutuyorsun. Galatasaray. Eşten dolayı mı? Yok, o Fenerli. Ha. Evet. Fenerbahçe. Sen Galatasaraylı niye oldun? Ben doğuştan Galatasaraylı. Sen de babadan. Aynen. Güzel. Peki o zaman ne olmak isterdin? Ben voleybol diyorum. Anlamlı bir spor mu senin için? Yoksa? Bence yani evet biraz daha. Yani voleybolu şöyle seviyorum. Kadınların biraz daha hani ön planda olduğu bir spor dalı. O yüzden daha çok izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle bizim kadınların çok evet. başarılı olduğu bir spor dalı. Filenin biliyorsunuz Sultanları. Filenin Sultanları. Evet. Değil mi? En sevdiğin voleybolcu kim Gonca? Kaptanımız. Milli takımın kaptanı Eda Hanım. Adı ne? Eda Hanım. Eda. Evet. Ya ne tatlı Eda Hanım. Eda. Çok güzel Eda. Yani. Güzel voleybol hakikaten. Aslında ya bu arada futbolda da bizim kadınlar şey. Ama tabii yani erkek biraz daha popüler diyelim. Türkiye'de çok yaygın değil sanırım. Yani yabancı kadın futbol takımlarını izlemek eğlenceli oluyor. Bakalım voleybol var mı? Gonca İngiliz Kadın Ligi'ni takip ediyor, onu anladım. Sudenur sendeyim. Bir tane açılmamış cevap, onu açtırırsam etap sizin. Golf demek istiyorum ben. Golf de yine çok popüler bir spor. Neden golf? Ben şu an aklıma o geldi sadece, o yüzden. Başka spor dalı kalmadı kafamda diyorsun. Aynen. Golf açılırsa mırmırlar bu etabı alır. İkinci çarpı geldi. Kümele'nin... Mehmet İyi, sendeyim. Evet. Bak, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme. Soru şu, bir spor dalı olsaydınız hangisi olurdunuz? Bak çok bir tane var. Evet Mehmet. 5. Buz hokeyi. Buz hokeyi açılırsa etap mırmırın, açılmazsa ben bir kümelenene giderim. Şimdi aklından geçeni söylesin. Size geldim Mehmet, sendeyim. Nedir? Aklımdan geçen okçuluk. Okçuluk. Aydan? Benim de koşu. Yani atletizm. Atletizm. Evet. Sercan? Güreş. Rüyanur? Ben de güreş diyorum. Böyle istemeyerek söyledim güreşi. Ya aklımda bir tane daha var. Söyle kuzum. O da atletizm, benim de. Ama şimdi düşünüyorum, 100 kişiye sorsalar güreş mi derler yoksa atletizm mi? Milli sporumuz ya, güreş bence. Son karar Selçuk senindir. Güreş diyoruz. Benim de aklımda deminden beri güreş var. Mehmet ya. Güreş dersin mi? Buz okuyordu. İnşallah. Güreş. Almalıyız. Bir spor evet. dalı olsaydım. Künde'ye getirmek istedim. Ama ben dalı oluyorum değil mi ya? Ben Edirne anne tarafımız bizim. Öyle mi? Kırkpınar güreşlerimiz olur. O yüzden söylemezsem Edirne'de bizi vururlar. Canlı izledin mi? Çok. Ya. O yüzden almazlar bizi oraya. Güreş diyelim biz. Güreş açılırsa Samanyolu ekibi hazır bir etaba konar. Samanyolu. Şey neydi ya? Armut piş ağzıma düş. Aynen öyle oldu. Mırmırlar elinize sağlık. Harika bir etap hazırlayıp karşı tarafa hediye ettiniz. Mırmırlar 140 puanda. Samanyolu ekibi 288 puanda. Dördüncü etapımızda romantik bir Aydan ve Sude'nin. Ay seni çağırırken şey diyecek miyim? Yenge Savaş. Yenge Savaş Sudenur. Aydan, 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz.
soru şöyle, aslında soru herkese hitap ediyor ama aslında tam mesela Akil abla burada olsaydı tak diye basardı diye düşünüyorum. Sorum şu, üzerinde ya da içinde kaşar peyniri... İlk ben basmak istiyorum artık. Eritilen bir şey söyleyin. Yayınım o zaman. Sülenur. Tost. Evet. Tost var mıdır? Neden öyle dedim Akil abla? Yani mutfakla aşırı neşirsindir yemek falan. Şimdi bıraksanız Akil Hanım'a bütün hepsini açtırır. Mehmet iyi sendeyim. Buzuki evet. Falan oralardan uzaklaş. Yeni bir etaptayız. Evet. Soru şu. Üzerinde ya da içinde kaşar peyni eritilen bir şey. Omlet. Oh mis. Omlet var mıdır en popüler altı cevap arasında? Aa. Bana geliyor herhalde. Aa. Mehmet bugün sen hep çarpı aldın değil mi? Evet. Bir sayı kazandım onun dışında. Bir sayı kazandım onun dışında çarpı. Sen, Mehmet dedi ki 50 puanı aldım ben. Aldın gerisi. Görevimi tamamladım. Abdullah Beyciğim sizdeyim. Tavuk graten. Tavuk graten. Çok güzel. Bizim en popülerler arasında çıkar mı? 100 kişiye sorduğumuzu unutmayın. Tavuk graten var mı? Mis de olur. İkinci çarpı geldi kümelenin. Akil Hanımcığım sakin. Acele etme. Şöyle gidelim, ilerleyelim. Üzerinde ya da içinde kaşar peynir eritilen bir şey söyleyin de bak. 100 kişiye sormuşsunuz, tost demiş ilk. Mıhlama. 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 Zel var mıdır? Ah. Dur bakayım. 27 puan neyse. Evet. Doğru cevap başlarsa 27 puan kaptırmış olursunuz. Neydi? Mehmet evet. Çok önemli. Çok... İşin ucunda 27 puan var. Aynen bir de çok da cevabımız var. Hangisini söyledi karıştırmış şimdi. 4-5 tane sayabilirim de en mantıklısı bu. Ver hepsini ondan sonra da en mantıklısı. Fırında hani... makarna mesela. Fırında makarna. Tabii ki. Kumpir. Pizza. Yani puanlar ya. Senin en mesela ben olsam şunu söylerim dedim. Ben olsaydım herhalde kumpir derdim. Ayda? Ben de kumpir diyorum. Net kumpir evet. Diyor. Sercan? Pizza. Pizza. Rüyan? Ben de pizza diyorum. Ay Selçuk. İki pizza, iki kumpir. Benim de aklımda şey... Dur söyleme. Söylemeyeyim mi? Durdurdum. Söyleme. Ya da acaba hani şey mi diyecektin? Aklımda şu var ama kararsız mı kal? Hayır ben onlardan tam farklı bir şey düşünüyorum. Ve tamam. Şimdi o kendisi söylediğim çıkmazsa mahvolurum. Birini seçmem ama gerekiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi Selçuk? 20 yani etap tam olsa tamam evet. Diyeceğim. Ama gir o riske 288 puandasınız. Ne olacak? Bakayım. Yok, çok öndesiniz. Gir ya o riske. Tamam ben karışmıyorum gir yani tamam ekip arkadaşlarım. Ne diyorsunuz? Gir, gir ya şu an. Ya çok kararsızlık oldu böyle. Giriyoruz o zaman kumru. İçinde kaşar bile yok. Kumru mu? Kumru mu? Ben onu düşündüm. Kumruda kaşar eritmiyoruz. Eritiyor muyuz? İzmir'de vardı. Kaşar konuyordur da erimiyor. Bir dakika ya eritiliyor. Eritiliyor şey hatta meşhur yeri de orası olduğu için. Eritiliyor mu Akil Hanım? Şimdi kumrunun özelliği ekmeğidir. Ve da, içine, ekmeği kumru tabii. Yani ekmeği kumrudur. Siz kaşar. İçine de biz genç ve çocukken beyaz peynir, domates, yeşil biber konu. Ama şimdi yapılan Ege'deki kumrulara bakıyorum. Bizim yediğimiz büyüdüğümüz kumruyla hiç alakası yok. Hangi kumruyla? Ne yapayım? Bizim gençken ve çocukken yediğimiz kumruyla alakası yok. Şimdiki kumru hiç alakalı. Alakası yok. Evet, kumru zaten aslında dediğiniz gibi ekmekten dolayıdır. Ama İzmir'de doğrusu İzmir'de kumru var zaten mevzu zaten kumru evet. İzmir'de kumru yemeden gelme derler. Bakalım kumru 100 kişinin aklına gelmiş ve en popüler altıda yer almış.
Tam 27 puan mırmırlarda kaldı. 100 kişiye sorduk 5 maddinde cevap arıyorum aileler yarışıyor. 167 puanda mırmırlar, Samanyolu 288 puanda. Şu anda puanlarınız hiç umurumda değil çünkü açılmamış 66 tane cevabım var. Kumpir vardı değil kumpir, mi orada? Kumpir. Ya aklı iyiken işte kumpir. Gözleme. Pizza, kumpir. Gözleme gonca ama şimdi geliyor başka? Pizza kesin evet, var. Pizza güzeldi. Söyleyecektim o değil. Pizza arkadaşlar güzeldi. Tahmin etti. Abdullah Beyciğim tavuk kıraatene biraz evet ama hani genel 100 kişiye sorduğumuzda en popüler 6'yı arıyoruz. Tavuk raten en popüler 32'yi arasak olurdu. En popüler 6'da ne vardır görelim. Evet. Hiç aklıma gelmezdi. Evet. Evet kesinlikle. Üzerine ya da içine kaşar peyniri eritilen bir şey söyleyin. En popüler 5. Fırın makarna düşmüş. Orada fırın vardı. Neyse ki çok puan değil. O yüzden riske aldık. En popüler 4. Kardeşim. Karides Kıviç. En popüler 3'ü görelim. Kumpir. Kumpir deseymişin şöyle. Evet 20 puan da oradan gelirmiş. Fırın makarna, fırın makarnada çok bir şey kalmamış. Kumpir deseymişim güzel yine bir puan gelir. Söyleyecektim de dedim risk alalım dediğiniz gibi puanımız vardı. Olsun güzel eğlendik be. Eğleniyoruz. En popüler iki de sizce ne çıkar? Pizza. 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 Pizza çıkacak. Ne acaba görelim. Ya. Pide. Pide yahu pide. Pide. Kaşarlı pide. Kuşbaşılı kaşarlı tabii favorimiz de. Mirmar, nereye geldik biliyor musunuz? Duble puan etabına. Bana şu Mehmet, Mehmet'i biraz şey yapın. Silkeleyin. Sudenur, hadi böyle bir silkelen. Mehmet, iki Mehmet geliyor. Bakalım. Finalistimizi belirler bu etap. 167 puandasınız. 280 sonra güzel. 100 kişi, bak adamın kolu hep hazır farkındasın evet, fark değil mi? Ettim. Sen de hiç uyarmıyorsun. Ben de mi böyle yapayım? Yo rakibine. Mehmet kol hemen hazır. 100 kişiye sorduk en popüler 5 cevabı arıyoruz. Arabanızın sık bozulan bir şeysin. Sen değil Mehmet. Sık bozulan. Far. Öyle mi bozuluyor mu sende? Yani. Yani ara sıra. Far var mıdır? Arabanızın sık bozulan bir şeyini söyleyin. Motor. Motoru sık mı bozuluyor? Eskiyse bozulur. Ha evet. Motoru çünkü sık bozuluyorsa sıkıntı var. Motor var mıdır? Far, motor. Selçuk sen değil. Arabanızın sık bozulan bir şeyini söyleyin. Buji. Buji. Bujiler gitmiş derler değil mi? Böyle bir şey var değil mi? Oo, bunun bujileri gitmiş abla. Buji ne? Bilmiyorum. Bunun bir şey var. Oo abla bunun bujiler gitmiş. Buji var mı buji? İlk çarpı geldi. Buji çok güzel ya. Buji kelime çok güzel. Eski... Geçenlerde Çin Çin'e gittim. Bujilerimi yaptırmaya. Buji ne demek o? Rüyanur sen değil. Araban var mı? Yok. Yok. 10 bin lirayı alırsam işte şey yap. Ehliyetin var mı? Ehliyetim de yok. Tamam o zaman sen de önce ehliyet alacaksın. Tekerlek. Tekerlek. Evet. Sık sık bozulan. Sürekli İnşallah patlıyor. Öyle olmuyordur. Tekerlek var mıdır yoksa ikinci çarpı mı gelir? Lastik. Yani evet doğru aslında şöyle bende de mesela çok çivi çok şey lastik oluyor patlaması, değil mi? Çivi, o da tekere giriyor. Çivi falan işte onda da yama yapıyoruz. Abla bunun bujileri gitmiş bir de lastiklerle çivi var. Sercan sendeyim. Karbüratör. Su kaynatır ya. He evet. Ooo bu karbüratör ooo su kaynatmış bu. Evet. O filmlerde olan o mu?
Böyle şeyi açarlar. Neydi, ne evet, deniyor? Evet. Ön şeye ne deniyor? Kaporta. Kaportayı açıyorlar da duman çıkıyor. O mu o? Evet. Bir daha söyle Sercan. Karbüratör. Karbüratör. Karbüratörü... bunun karbüratörü gitmiş. Abla su kaynatmış. Var mı? İkinci çarpı geldi. Fırsat ayağımıza geldi. Kümelenin arabanızda sık bozulan bir şey. Çok pardon. Arabanızın sık bozulan bir şeyini söyleyin. Aydancığım sende ehliyet var mı? Var. Araba kullanıyor musun? Çok iyi değil. Okey. Arabanızda sık bozulan bir şey. Teker en popüleri motor var bir de. İki cevabım var. Umarım bilirim. Ya. Söylüyorum. Silecek yağ. Çok sık çünkü onları değiştirme ihtiyacı olduğunu hatırlıyorum. Ya yan aydalar ya silecek. Sen sileceklerini, sen arabayı düğün arabası olarak mı çok? Gelin arabası olarak kullanıyor musun? Ya da yan aydalar. Benim sileceklerim... Tam aydalar diyebilir miyim? Her şundan oluyor. Gerçi benim arabada baz almayın yani. Benim araba, yani şöyle söyleyeyim, 10 yıllık 7000 kilometrede. Arabayı kullanmıyorum. Cevabım... Ne oldu, bir şey verdi. Alperen de hesap etti o anda. Yok şaka şaka da. O niye söyledim gelin arabası? Mesela benim birkaç kez gelin arabası yapılmıştı. Hani şey adettendir, yol keserler, para... Ay o sileceklerden falan tutunuyorlar, o yüzden dedim. Ama şey, onun lastikleri şey olur. Evet. Ama horç, horç yapar. Ayna diyebilir miyim değiştirip? Hayır artık tamam. Diyemezsin. Hatta ben sana bir söyleyeyim mi? Doğru cevap açılırsa yani senin silecekler, aynayı kullanamazsın zaten. Ay doğru. Silecekler var mı yoksa üçüncü çarpı mı gelir? Teker, motor, silecek. Ayna sizin için artık tabu. Üçüncü çarpı gelirse siz kullanabilirsiniz. Yani şöyle bir pazarlık yapmak isterdim tabii ki. Yani aynayı kullanmak ister misiniz diye, ama o zaman üçüncü çarpı gelecek. Hiç öyle bir pazarlık payımız yok zaten. Mehmet sendeyim. Arabanızda sık bozulan bir şey. Bir cevabım var da ben ilk akla geleni söyleyeyim. Debriyaj kutusu diyorum. Debriyaj? Kutusu var ya, debriyaj. Evet. O, debriyaj. Debriyaj hangisiydi ya? Kutusu. Ha, debriyaj kutusu mu? Yani debriyajın kendisi. Mehmet, kutunda var, büyük mü, küçük mü hissediyorsun? Bana eskilere döndük, büyük görüyorum ben. Debriyaj kutusu var mı? Yoktur. Aa, şimdi işler şöyle oldu. Mırmırlar doğru cevabı açılmasa finalde sizinle yarışırız. Oraya geleceğim şimdi birazdan. Bakayım bir şeyleri alayım. Alternatifleri alayım. Mehmet iyi, sen değil. Akü. Akü. Korna. 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 Wonca. Sinyal lambası. Pardon. Sinyal lambası. Akile Hanımcığım. Radyatör. Radyatör. Son karar sizindir. Akü. Akü. Arabanızda sık bozulan bir şey akü. Açılırsa mırmırlarla finaldeyiz. Açılmazsa samanyolu. Bakalım akü var. Herhalde samanyoluyuz. Akü sık sık bozulan. Akü bozulmuş der miyiz? Çok da demeyiz. Bitmiş deniyor. Akü genelde bitiyor. Torpil. Başka neler vardı burada? Korna vardı. Korna. Korna bilemedim sen. Evet. Sinyal. Ben akü söyleyeyim. Teyip de olabilir. Ha, radyo, evet. Radyo olabilir. Teyip. Torpido olabilir. En popüler dörtte. Bakalım ne var? Cam. Dedik onu. Dediniz mi? Kendi evet, içimizde söyledik. En popüler iki. Klima. Aa, evet. 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 Çok güzel. Doğru. Evet. Cama da söylesin. Yok var mı? Yok. Cam, yok. Cam klima vardı da. Klima söylemedik ama kendi içimizde konuştuk cama. O biraz üzücü oldu. Ama mırmırlar. İyi ki geldiniz. Seda Nur.
Sude Nur, pardon Sude Nur. İyi ki şeyi doldurdun, iyi ki geldiniz. Sayende efendim Akile Hanım ve Abdullah Bey ile tanıştık. 43, nice 43 yıllara mutlu mesut, sağlıklı bir şekilde. İyi ki sizi tanıdık. Siz alkışlarla uğurluyorum mırmırlar. Çünkü bu akşam finalde Samanyolu'ndayız. Samanyolu'yla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Yağmur ve ben. Abi kardeş. Bir şey oldu orada, bir sessizlik oldu. Ne olduğunu anlamadım. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle. Ben yani geleceğim. Rüyanur. Rüyanur. Selçuk, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Tabii. Rüyanur, seni de final için yerim. Rüyanur, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan var mı? Evet, aslında yoktu ama finale kalınca heyecan var. Heyecan iyidir, dinç tutar. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Üzerine isim yazdırabileceğiniz bir şey söyleyin. Bileklik. Düğünlerde hediye olarak dağıtılan bir şey söyleyin. Takı. Ağızdan kaçırılan bir şey söyleyin. Pas. Sokakta yerde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Çöp. Elektronik bir şey söyleyin. Telefon. Ağızdan kaçırılan bir şey söyleyin. Dedikodu. Alkışlarla seni yerine alıyorum Rüyanur. Final için Selçuk geliyor. Selçuk, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce kardeşin Rüyanur aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Üzerine isim yazdırabileceğiniz bir şey söyleyin. Yaka kartı. Düğünlerde hediye olarak dağıtılan bir şey söyleyin. Çerez. Ağızdan kaçırılan bir şey söyleyin. Küfür. Sokakta yerde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Taş. Elektronik bir şey söyleyin. Elektronik, televizyon. Güzel. Rüyanur, git bir abine sarıl hemen. Ya, çok heyecanlandı. Hem heyecanlandım hem de onun için yarışıyorum ben. Çok heyecanlandılar. Rüyanur o kadar çaktırmadı Selçuk. Biraz daha bıraktı kendini. Abi kardeş, 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Üzerine isim yazdırabileceğiniz bir şey söyleyin dedim. Bileklik dedi Rüyanur. Evet. Bileklik size kaç puan getirir? 19 puan geldi buradan. Selçuk, aynı soruya cevap olarak sen yaka kartı dedin. Aklıma o geldi. Yaka kartı size kaç puan kazandı? 10. Yalnız değilsin Selçuk. Varmış gene. Buranın en popüler cevabı kolyeydi. Evet. Evet, doğru. Evet, doğru. Düğünlerde hediye olarak dağıtılan bir şey söyleyin dedim. Rüyanur takı dedi. Düğünlerde dağıtılan... Takı doğru. Yani takılan değil ki, dağıtılan. Aa, evet. Heh. Yanlış yaptım. Aklın şeye gitti değil mi? Tabii. Takıyı takıyorlar. Düğünlerde takılan bir şey olarak şey yaptım. Yani gelin ve damada... Ama mutlaka evet. Onu da vardır söyleyen. Ben öyle...
Takı size kaç puan getirir? Yokmuş. Olsun canım, sağ olsun. Yalnız. Soruyu yanlış anlayınca. Selçuk, sen de aynı soruya cevap olarak çerez dedin. Çerez size kaç puan kazandırır? Çerez de ikram edilen bir şeydir. Buranın en popüler cevabı sizce nedir şu anda? Şu an sorsam ne derdin? Pasta olabilir. Pasta? Dağıtılan. Hediye olarak. Hediye ha doğru. Hediye olarak kınma gibi olabilir. Nikah şekeri. Nikah şekeri. Evet, o da olabilir. Nikah şekeri. Ağızdan kaçırılan bir şey söyleyin dedim Rüya Nur sen. Dedikodu dedim. Dedikodu dedin. Ağızdan kaçırılan yani dedikodu size kaç puan kazandırır? Sen de Selçuk, aynı soruya ağızdan kaçırılan bir şeyde küfür dedin. Küfür 26 puanınızın üstüne kaç puan getirir? Ağızdan kaçan küfürdü. Evet. Buranın en popüler cevabıdır. Sokakta yerde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Çöp dedi Rüya Nur. Ben de çöp ilk aklıma o geldi. Çöp size kaç puan kazandırır? Evet. 95 puana ulaştınız. Selçuk sen de taş dedin. Taş dedim. Aslında ben de çöp demiştim ama sonra değiştirdim. Taştan size kaç puan gelir? Geldiniz. Bir tek sorumuz kaldı. İki cevabımız. Elektronik bir şey söyleyin dedim. Telefon dedi Rüya Nur. Vay, o da güzelmiş. Yani bizim genelde aklımız hep televizyon. Hani onunla büyüdük, onunla şey yaptık diye. Onlar telefonla büyüdüler, onu söylüyorlar. Telefon sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Puan'a kaçırırsak geldiniz. Kaçırırsak üzülürüm. Buradan kaçırırsam üzülürüm. Hayır, sen de dedin ki televizyon. Evet. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 28 puana ihtiyacınız var. Televizyon ihtiyacınız olan o 28 puanı getirir mi? Ya. Daha da önemlisi bu akşam sizi 10 bin liraya kavuşturur mu? Onu şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Ya. Tabii bitti. Tabii bitti. Ben alacağım onu. Thank you.
Ya Selçuk kardeşin üstüne atladı. Ben böyle bir şey görmedim. Tam tersini beklerken. Onun için yarışıyorum Aslan Hanım ben bugün. Ya ne güzel yarıştınız. Ne güzel heyecan yaşattınız bize. Selçuk ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Hala. Ama aşırı mutluyum. Çünkü ona bir sözüm vardı. Ona hani ben onun için burada yarıştım. Neydi sözün? Yani hakkım olanı o alacak. Canım. Rüya Nur öğrenci biliyorsunuz. Evet. Demiş ki abi katılırsak benim. Pay benim. 10 bin lira sizindir. Ya ne tatlısınız Samanyolu ekibi. İyi ki geldiniz. Biliyorsunuz program başında da söylediler. Oldu ki bir bölüm kaçırırlarsa hemen o akşam işte izliyorlar. Hemen şeyden yakalıyorlar. İş yerinde de izliyorlar ama onu şey yapmıyorlar. Yani içeri çıkışa doğru izliyorlar. Harikasınız. İyi ki varsınız. Efendim çıkın çıkın gelin. Abi kardeş, abla kardeş, yengelerinizi getirin. Aydancığım seni muhakkak Şerife yengeydi. Bir de kim? Şefika. Şefika bir de? Saadet. Saadet, Şefika. Siz de amcaları alın gelin. Aydın'ı da getirin. Bekliyorum hepinizi efendim. Yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.